TV1 izleyenleri bir düşünce ekseninde programında yine Yüce Rabbimizin izniyle birlikteyiz. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Resulüne ve âli eshabına salatü selam eyleriz. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu ve ihsanı cümle inanan müminlerin üzerine olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. Uzun Allah bir aradan sonra gene bir araya geldik. Evet, elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Hamdolsun hocam. Evet. İnşallah bir gün hocam Rabbim nasip ederse yine Tavsiyeler adlı kitabınızdan güzel bir konu seçtim. Günün merkezine de, gündemine de uygun bir konu. Çok zaman dillendirilmeyen, akla gelmeyen, biraz da unutulmuş bir kavram gibi geliyor bana. Bunu şöyle bir masaya yatıralım, inceleyelim diye düşündüm. Çünkü ihtiyacımız var. Cihat ve nitelikler hocam. Evet. Cihadı nasıl anlamalıyız? Savaş gibi mi anlamalıyız? Ya da niteliklerinde, niceliklerinde cihatta neler var? Bunu inşallah kitaptan okuyarak, yararlanarak size açacaksınız inşallah. Faydalı olur diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Rabbim inşallah anlamayı nasip etsin. Amin. Hem nefsimize uygulamayı hem de dünya Müslümanlarının cihada bakış açısına bir ukde vermek için inşallah faydalı olur diye düşündüm. İnşallah. Rabbim nasip ederse. Evet. Her inancın ya da felsefenin kendi dinamiklerini ayakta tutan kavramları vardır. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim ve sünnetin bize sunduğu en önemli kavramlardan biri cihattır. Bu kelime, ayet-i kerimelerin ruhu, hadis-i şeriflerin özü ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve cümle peygamberlerin tebliğsinin esasıdır. Kadın ve erkek müminler bu salih amelin ışığında Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmışlardır. Evet, bilmek gerekir ki cihat büyük bir imtihandır. Hem inanç, hem ibadet ve hem de ameldir. Bu üç vasfın bir müminde olmazsa olmazıdır bu kavram cihat. Evet, evet hocam, buradan bir giriş yaptık, bir açılım yapalım. Evet. Cihat genel manası ile nedir hocam? Buyurun. Tabii buradan cihat ehli olan tüm Müslümanları, cihad ehli olup evinde oturan, sokakta işini yapan, esnaflığını yapan, memurluğunu yapan, amirliğini yapan, yani Allah'ın rızası çerçevesinde bir hayat ortaya koyan ve bu anlamda vatanlarını, ülkelerini savunan ve özellikle de Filistin'de Siyonist Yahudilere karşı bir direniş ortaya koyan, bu anlamda bir cihad ortaya koyan Filistinli Müslümanları selamlamak isterim. Evet. Allah razı olsun. Şüphesiz ki sözleriniz arasındaki şu çok önemli bir şey, bir her düşüncenin ya da bir inancın dinamikleri vardır. Kendisini tarif eden kavramları ve evet, isimleri vardır. İslami düşüncenin ya da İslam dininin kavramlarından bir tanesi, kendisini ifade eden İslam'a ait kavramlardan bir tanesi de şüphesiz ki cihat kavramıdır, cihat ismidir. Evet. Ancak özellikle de bu yüzyıldan itibaren, yüzyıllık bir süreç ve Türkiye'de yine bu süreç içerisinde ama 15 Temmuz bir dönüm noktası olarak o günden bugüne kadar İslami kavramların itibarsızlaştırıldığını, olmazsa olmaz yani İslam'ı tanıma, tanıtma, ayakta tutan kavramlar ki adeta bir binanın sütunları gibidir. Evet. Bir sütun kolonları gibidir bu çerçevede. Bir binanın sütunları ya da kolonları olmazsa nasıl ki yığılır ve göklere yükselmesi mümkün değilse bir inancın, bir dinin de kendini ifade etmesi noktasında veya ayakta durması noktasında kavramların, isimlerin bu derece önemli olduğunu, olmazsa olmaz olduğunu görebiliyoruz, görüyoruz. Evet. Bunun hareketle cihat kavramı, imam kavramı, beyat kavramı, efendim halife kavramı, infak kavramı, zekat kavramı gibi İslam'ın kendisini tanıtıcı önemli dinamiklerinden birisidir. Evet. Bu noktadan hareketle İslam'a karşı mücadele veren ya da onu yıpratmaya çalışan odaklar İslami kavramların itibarsızlaştırılması ve zedelenmesi yoluyla bir operasyona girdiklerini
görüyoruz. Bugün de onunla öyle ya da böyle karşı karşıya bulunuyoruz. Ama şu bir gerçektir ki Allah Kur'an'da müminlerin vasıflarını çizerken iman edenler, cihat edenler, salih amel işleyenler gibi ayet-i kerimede o müminlerin vasfını çiziyor. Evet. Dolayısıyla cihat İslami bir kavramdır. Cihat Kur'ani bir kavramdır. Cihat bu anlamda sünnet içerikli bir kavramdır. Ve diğer bir boyutuyla Müslümanların gerek nefislerinde gerekse toplumsal ve uluslararası boyutta hak ve hakikat mücadelesi verirken kullandıkları en önemli bir kavramdır, bir tanıtımdır. Bundan hareketle cihat evet bir inançtır, cihat bir ameldir, cihat bir ibadettir. Evet. Müslümanlar bunun farkında olmalıdırlar. Evet hocam, Allah razı olsun. Yani şu anda bizim iman ve inanç sistemimizde, İslam'da cihadın bu manada farziyeti dile getirilmişken, bunun aynı zamanda da cihat edilirken bir ibadet sevabının da bu manada verileceğini Rabbimiz bize birçok ayet-i kerimelerde ne yapıyor? Evet. Beyan buyuruyor ve neticesinde bunun cennet ile bize karşılık olarak ikram edileceğini müjdeliyor elhamdülillah. Hocam burada cihat, inanç ve ameli bu üçlü vasfı bir araya getirdiğimizde, bunu temel olarak cihada endekslediğimizde amelde pratiğe nasıl indirgememiz gerekir ya, indirme lazım? Bunu da biraz açmak lazım diye düşünüyorum. Tabii cihat bir Müslümanın hayatını kuşatan bir kavramdır, evet, bir kelimedir, isimdir. Yani bir Müslümanın akıl bali olduğu andan itibaren, reşit olduğu andan itibaren, yani ergenlik çağını aştığı, hukuken sorumluluk alanına girdiği dönemden itibaren sorumlu olduğu bir ibadettir, bir inançtır, bir eylemdir. Dolayısıyla namaz nasıl farz ise bir Müslümana, oruç nasıl farz ise, tesettür nasıl farz ise, cihat da öylesine bir Müslümana farzdır. Evet. Fakat bugün şöyle bir şey var. Hani bir örnek üzerinden, eğer kullandığımız telefon bir düşmanımızın eline geçse ya da kötü niyetli birinin eline geçse, o telefonumuzu alır, o telefondan bizim adımıza sağa sola herkese mesajlar atabilir, yanlış şeyler söyleyebilir, yani bir provokasyon yapabilir, en güzel yakın dostumuza böyle çok aykırı şeyler gönderebilir. Tabi karşıdaki bakar, kimden geliyor bu? Benim telefonumdan geliyor. Evet. Dolayısıyla benim adımı o birileri telefonumu doldurmuş olmuş oluyor ve yanlış bir iş yapmış oluyor. Şimdi günümüzde de, yani hem Türkiye'de hem de dünyada cihat kavramı başkalarının eline geçmiş. Müslümanların elinden adeta çıkmış gibi. Yani Amerika ya da İsrail ya da İngiltere, Fransa, Çin bu noktada cihat kavramının içini yanlış şeyler doldurarak, cihadın içerisine terörü koyarak, cihadın içerisine bombalamayı koyarak, cihadın üstüne şiddeti koyarak bu şekilde servis yapıyor. Yani evet, cihat kavramımızı, Allah'ın ayetlerini içeren bu kavramı, Efendimizin sünnetini, hadislerini içeren bu kavramı ne yazık ki bu dediğimiz İslam düşmanları, evet, ele geçirerek cihadı kötüleme noktasında kötüleme, yanlış bir noktada lanse ediyorlar ve şöyle Müslüman tiplerini ortaya koyuyor. Kimi işte radikal Müslüman, kimi cihadist Müslüman diye, evet, böyle tabirle kullanıyor. Ne demek cihadist Müslüman? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihad ehli değil miydi? Evet. Hazreti Ebubekir cihad ehli değil miydi? Hazreti İbrahim cihad ehli değil miydi? Yani tüm peygamberler cihad etmiştir. Evet. Peki. Ama bu cihatta ihya vardı değil mi hocam? Tabii. Yani burada işte cihadın içerisini batılılar doldurunca İslam düşmanları bunu terörle eş anlamlı hale, evet, getiriyorlar. Halbuki öyle değil. Cihad hayat sunmaktır. Aynen. Cihad ihya etmektir. Evet. İmha etmek değildir. Evet. Cihadın temelinde ve hedefinde, niteliğinde bu vardır. Bundan hareketle şu hadis-i şerife baktığımızda çok önemli. Hani bir seferden, savaştan dönerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük cihattan büyük cihada geldik ya da döndük, evet, gibi bir hadis-i şerifi vardır. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Peki sahabe-i kiram sorar, ey Allah Resulü, bu ne demek yani küçük cihat, büyük cihat? Halbuki biz savaş meydanından geliyoruz. Bu nasıl küçük oluyor? Evet. Büyük cihat nedir? Büyük cihat bir kişinin sosyal hayatını, yani
kendi nefsinden, ailesine, toplumsal boyutta bütün alanla ilgili ilişkili ortaya koyduğu tüm kuralların İslam'ın bir şekilde gerçekleştirilmesinin adıdır. Küçük, büyük cihat. Küçük cihat doğru. İnsan cephede çok rahat bir şekilde uzaktan uzağa öldürebilir, ölür, şehit olur. Yani tamamen orada bir endekslenme var değil mi hocam? Büyük cihat, küçük cihatta bir endekslenme var. Düşman ile karşı karşıya kalındığında insanın nefsine ayıracağı vakit yok çünkü. Yok. Bir hedefi var, karşıdakini imha etmek ya da esir almak. Yani kendini savunmak. Ama küçük cihat denilen bu boyutta ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin düşünsel boyutundan kalbi boyutundan davranışına, ruhi boyut, davranışına, ameli boyut, evet, ruhu boyutundan amel boyutuna, bu amel boyutu da yani kendisi ve aile ilişkileri, kendisi komşu ilişkileri, kendisi iş ilişkileri, tebliğ boyutu, kendisi seyahat ilişkileri, evet, kendisi tebliğ ilişkileri, kendisi ağaç böcek börtü ilişkileri, kendisi Hazreti Peygamber ve Allah ilişkilerine kadar tüm bunların hepsini ahlak ve adalet çerçevesinde İslami düzlemde gerçekleştirmesi eylemine verilen isimdir Hazreti Peygamber tarafından, evet, aynen, büyük cihat. Aynen öyle. Dolayısıyla cihat bir Müslümanın hayatını kuşatır. Onsuz bir şey bu anlamda olmaz. Evet, her alanda. Her alanda. Evet hocam, Allah razı olsun. Yani burada tabii hemen belki geleceksiniz orada ama geleceğiz inşallah, evet, hocam. İnşallah. Allah razı olsun hocam. Gerçekten güzel noktalara temas ettiniz. Peki, gayret etmek, yorulmak, meşakkat çekmek, ısrarcı olmak, infak etmek, Allah Celle Celaluhu yolunda savaşmak, düşünmek, mücadele etmek, ilan etmek ve Allah'ın dininin egemen kılma noktasında çalışma yapmak cihadın da genel bir adıdır. Bundan kaçmak ya da mazeretler arkasına sığınmak imanın sorgulanmasını da beraberinde getirir. Şimdi bu biraz önce saymış olduğumuz hocam maddeler cihadın hayatımızın her alanında gerçekleştirmek ve mücadele noktasında nefsimize uydurmamız gereken bir kavram olduğunu ortaya çıkarıyor. İnfak etmek, tebliğ etmek, namazda sabır, efendim insanlar ile geçinmede sabır, aile ortamında, sosyal hayatta sabır. Bunlar hep nefse ağır gelen şeyleri nefse uygulayarak terbiye etmek bir cihadın da genel manada ismi oluyor. Hocam burada sizin bu maddeleri saydıktan sonra Bedir Meydanı ile bir karşılaştırmanız var. Yani siz aslında bunları yapma noktasındaki mücadelenizi ortaya koyarken Bedir Meydanı'ndaki bir mücadele ile de sanki beraber bir hal içerisinde olmuş gibi bir noktaya temas etmişsiniz. Burayı biraz açalım hocam. Evet. Cihadın bir adı da diyor Bedir Meydanı'dır. Evet hocam buyurun. Tabii cihadın hani hem dini yani istilahi bir manası var, bir de lügat, evet, yani sözlük karşılığı vardır. Sözlük karşılığında cihat, cehd etmek, çabalamak, yorulmak, terlemek, bir şeyi gerçekleştirme noktasında bir insanın bütün imkanlarını, terini, alın terini, projesini ortaya koyarak ona yönelmesi işine, evet, cehd etmek, cihat etmek anlamı gelir. Cehd oradan, evet, türer. Sözlük anlamı budur. İslami anlamda ise cihat dediğimizde inandığını söyleyen bir kimsenin başta peygamberler ki inanmışlardır ve sonra diğer müminler inandığını söyleyen bir kimsenin Allah'ın dinini egemen kılma noktasında yani ahlakın, adaletin, üretimin egemen kılınması Müslümana ve Müslüman olmayana huzuru, mutluluğu, güveni getirme noktasında bir kimsenin ortaya koyduğu tüm çalışma, gayret didinmesinin sonucuna verilen bir isimdir, evet, cihat kavramı. Dolayısıyla cihat zulme son vermek, cihat haksızlığa son vermek, cihat fuhşa son vermek, cihat gaspa son vermek, cihat hırsızlığa son vermek, cihat rüşvete, evet, son vermek. Dolayısıyla insan için güvenli bir ortamın çalışmasını sağlanması noktasında bir kimsenin ortaya koyduğu tüm faaliyetlere verilen bir isimdir. Bedir de bunun için vardır. Evet. Bedir Savaşı'nda hakkın ve hakikatin egemen kılınması, insanla Allah arasındaki engellerin kaldırılması, insanın hür bir vicdana sahip olarak
ister inanması ister inanmaması bunu bu ortamı ona hazırlayacak girişimin adı olarak ya da savaşın, harbin adı olarak Bedir orada ortaya çıkmıştır. Günümüzde de Müslümanlar için cihat nedir denildiğinde cihat bir ganimet elde etme ya da kişinin kendisini tatmin etme, öldürerek öldürme ve şiddet duygusunu bastırma eylemi değildir cihat. Evet. Şu olay hepimizin üzerinde yani bunu biliyoruz ama detayını bence daha da çözmek lazım. Hani Hazreti Ali ile ilgili olarak bir olay anlatılır. Bir savaşta Hazreti Ali düşmanını bir darbe indirir ve altına alır. Kılıcını kaldırıp tam öldürecekken onu o adam düşman yani o kafir aşağıdan yukarı doğru Hazreti Ali'nin yüzüne tükürür. Tabii adam niye bunu yapar ki son anda bir de hakaret edeyim de böylece öldürsün beni der. Evet. Adam düşman alttaki kafir Hazreti Ali'nin tam kılıç darbesini indirecekken yüzüne tükürmesi sonucu Hazreti Ali kılıcı indirmiyor, kalkıyor adamın üstünden, hadi diyor git seni bağışladım diyor. Öldürmüyor yani. Niye diyor? Niye diyor? Diyor ki ben sen yüzüme tükürünceye kadar o ana kadar seni Allah rızası için yani iyiliğe engel olduğun, kötülüğü yaygınlaştırdığın, bozguncu olduğun için seni öldürecektim ben. Ama sen tükürdüğün zaman benim nefsim, yani bana hakaret etmiş oldun. Evet. Dolayısıyla öldürecek olsaydım kendi nefsim için, tatmin etmek için kendimi öldürecektim. Dolayısıyla İslam buna izin vermiyor. Ben Müslümanım ve İslam benden böyle bir tavır istiyor deyince adam bu hakikat karşısında öyleyse ben Müslüman oldum diyor. Elhamdülillah. Evet, dolayısıyla cihat insanlaştırma eylemidir. Evet, evet. Cihat insanlaştırma eylemidir. Bir güven sunma eylemidir. Yoksa batılıların içini doldurarak servis ettikleri gibi ve kendi kurdukları örgütler, DAEŞ'tir, efendim El-Kaide'dir ya da başka Boko Haram'lar gibi. Hayır hayır onlardan biri değildir. Yani onların içini doldurup servis ettiği gibi ki gene katiller kendileridir orada. Asla Müslüman ve Müslümanları yani kullanmışlardır değil mi hocam? Kasasını, kesesini, efendim tatmin araçları, şunları bunları elde etmek için cihad etmez. Yani bu noktada birisiyle mücadeleye ya da şeye girişmez. Tam tersine Hazreti Ali'nin yaptığı gibi hakikati götürmek adına evet. Velev ki yüzüne tükürse bile yani bu noktada hayır ben hakikat adına sana vuracaktım ama şimdi nefsin devreye girdi evet. Benim vuramam sana diyerek böyle insanın bir tabloyu sunma eylemidir cihat. Çok güzel hocam. Evet. Allah razı olsun. Yani Ali Efendimizin orada radıyallahu anh yapmış olduğu o davranış İslami ahlakın evet. Ali Efendimiz'e müthiş bir yansıması aynen ve evet. Onu tatbik etmesi. Evet. İşte bu insanlığın gereklerinden yapılması gereken bir hal. Bunu yapmak şüphesiz. Gerçekten şüphesiz. Baba ettik ister. Şüphesiz. Allah bizi yapanlardan eylesin. Amin. Hocam. Evet. Amin. Burada gene güzel bir cümle var diğer başlığa geçmeden önce hocam. Bedir'de diyor bir mümin ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olur, onun safında olur. Eğer safında olmazsa Ebu Cehil'in safında olur ki zaten başka da seçenek yok demişsiniz burada. Evet. Yani burada müminler tercihlerin sonucunda ahirette cennette de cehennem bile karşı karşıya kalacak diye burada bir dipnot var. Benim bu çok hoşuma gitti. Biz Bedir'deysek yani cihat meydanındaysak kiminle ve hangi gaye için bu işi yapıyorsak bunun bilincinde olmamız gerektiğinden de haber veriyorsunuz. Allah razı olsun. Buna şunu söyleyebiliriz. Evet. Trafiğe çıkan bir adam yani aracıyla birlikte bir sürücü trafiğe çıktığında trafik kurallarına uymak zorundadır. Yani kendisine sunulan yol trafik ışıkları ve ikazları evet. Tüm bunlar. Yola çıkınca bu adamın kendi kafasına göre kırmızı ışığı değiştirip yeşile ya da yaya geçidini indirip başka bir şey yapma. Yani bunlar hakkı yok. Sürücü trafiğe çıktığı zaman kendisine sunulan trafik hizmetlerini, ikaz ve işaretlerini bunları kullanmak evet. Zorundadır. Eğer bunun dışına çıkacak olursa ya kaza yapıp ölecektir, ölmese bile ceza yiyecektir. Dolayısıyla burada bir Müslüman dünya trafiğine yani dünya geldiğinde, annesini doğup dünya geldiğinde, reşit akıl bali olduğunda, ergenliği doldurduğunda İslami kurallarla karşı karşıya kalır ve sorumluluğu üstlenir bu evet. Noktada.
Dolayısıyla İslami sorumlu, yani iman etmekle birlikte İslami sorumluluğu yüklenen bir kimse de İslam'ın trafik işaretlerine, ikazlarına uymak gibi bir zorunluluğu vardır. İşte bunlardan bir tanesi de cihat kavramıdır, cihat işaretidir. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslami anlamda bir cihadı müminlere farz kılıyor. Müminlere farz kılıyor. Dolayısıyla o farz yerine getirenler Hazreti Peygamber'in yanında Bedir'de olmuş gibi olurlar. Ama o farziyeti, o cihadı yüklenmeyenler, bana ne diyenler ya da Ebu Cehil'in safında bulunanlar ise onlar da Ebu Cehil'in safında bulunmuş olurlar. Cihad, müminlerin, Müslümanların Resulullah'ın safında olduğunu gösteren bir davranış biçiminin adıdır. Allah diyoruz. Razı olsun hocam. Evet. Şöyle bir aklıma soru geldi hocam da, cihatta edep nasıl olmalıdır? Yani şu anda cihat yaparken dediğiniz gibi insanlar, yani IŞİD olarak, DAEŞ olarak, şu bir neyse, birçok İslami grupları öne sürerek cihadı bu manada dünyaya Batılılar ve Amerikalılar kötü gösterdiler. Bu kavram bu manada burada yıkmak adına söylüyorum ben. Cihat dedi, bir gün Hamas esirleri serbest bıraktığında o esirlerin gülücüklerle oradan ayrıldığını, onlara teşekkür ettiğini gördük. Yani cihatta edebi onlar sanki dünya işte biz böyleyiz diye serüşmettiler hocam. Bunu biraz açabilirim. Birkaç cümle hocam inşallah. Buyurun. Çok önemli bir nokta. Allah razı olsun. Çok önemli diye düşündüm. İslam'da her şeyin bir edebi vardır. Evet. Savaşın da bir edebi vardır. Savaşın da bir edebi vardır. Namazın bir edebi vardır. Giyinmenin bir edebi vardır. Zekat vermenin bir edebi vardır. Sadaka vermenin bir edebi vardır. Evet. Nasıl? Diyelim ki bir kimse zekat verecek. Bir yoksula gel buraya, al bakayım verim zekatım, hadi ye de doy gibi bir şey söylese, evet, çok ayıptır yani. Evet. Zekatı verirken o öyle bir edep sahibi olmalı ki karşıdakini üzmeyecek şekilde, yani nasıl ben bunu verirsem o da üzülmez, evet, incitmem onu diyerek öylesi bir tavır şekilde sergilemez, tavır sergileyerek zekatı vermesi gerekir. Giyim kuşam içinde olan, tesettürü yüklenen bir kimse nasıl bir renk seçerim, nasıl bir giyim model seçerim de ben melekleri incitmem diyerek, aynen, günahları bedenimin üzerine servis etmem diyerek böylesi bir edep ortaya koyar. Yine bu şeyde Lokman suresinde Lokman'ın oğulcağızına bir hitabı vardır. Yani ya da İbrahim peygamberin oğlu İsmail peygamberin babasına, yani İbrahim peygambere hitabı vardır. Yani bir kimse baba ve annesine hitap ederken sert bir uslup baba, anne demek yerine babacığım, anneciğim, evet, ya da babalar ve anneler yavrucuğum, oğulcuğum, kızım diyerek bu şekilde bir edep ortaya koymaları gerektiği gibi, evet, Hamas, Filistin Müslümanları, direnişçileri çok ciddi anlamda bir savaş edebini, tutsak etme edebini ve özgürlüğe bırakma edebini öylesine güzel ortaya koymuşlar ki o düşmanları bile giderken onlara el sallıyorlar. Ya, evet. Yani arkalarına dönüp kurtulduk diye bir çığlık atmıyor. Adeta bizi niçin bıraktınız ki? Biz çok da mutluyduk sizinle dercesine böyle bir hal ortaya çıkmıştı. Müthiş bir hal abi. Dolayısıyla bir Müslüman, yani muhatabının günahlarının düşmanıdır, kendisinin değil. Çok güzel. Evet, aynen, bir Müslüman, aynen, karşısında bir Yahudi de, yani Hristiyan da, ya Siyonist Yahudi Hristiyanlar da olsa, onlarla savaşırken onların kalbine ve bedenine düşman değil. Onların ortaya koyduğu işgalci, Siyonist, terörist o yapıya, davranışa düşmandırlar. Evet. O adam o anda, diyelim ki Siyonist bir Yahudi, tam eline silah her şeyle birlikte bir Müslümanını öldürecek atıyorum. Adam ciddi anlamda, ama ben iman ettim arkadaş dediği an bir Müslümanın onu öldürmesi haramdır. Ya. Öyleyse Müslüman şahsın kendisine değil, ürettiği o kötülüğe düşmandır. Onun ortadan kalkmasını ister bu, aynen, çerçevede. Aynen. Bundan hareketle edep, illa edep, illa edep diye güzel de bir şey var ya, Yunus Emre'ye ait olsa bu lazım. Yani gerek. Dolayısıyla edep olmasa din olmaz. Evet. Hani peygamberlere ait bir söz var. Tüm Kur'an başlı başına bir edep, evet, değil mi hocam? Tüm peygambere atfedilen bir söz var. Utanmıyorsan dilediğini yap. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun. Dolayısıyla Müslüman edep timsalidir, edep mahsulüdür. Evet hocam, Allah razı olsun. Cümle yani bizden. Her ibadette, yapacağı her kavramda, evet, edep taç olarak kullanılacak. Kesinlikle. Amel edilecek, evet. Allah razı olsun. Hayat ve iman cihattır. İmam Malik ve bazı alimlere göre
onların cihat anlayışında İslam'ın altıncı şartı olarak da onlar cihadı oraya oturtmuşlardır. Bütün İslam emirlerin Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi farzdır. Ancak cihat zaman ve zemin içeriğinde erteleme kabul etmeyen İslami bir rükundur. Onun ihmal edilmesi beraberinde başka İslami değerlerin de elden çıkmasına neden olur. Rivayet edildiğine göre bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek der ki, bana cihat etmeye denk olan bir amel söyle dediğinde buyurdu ki, ben böyle bir amel bilmiyorum. Evet hocam. Müthiş bir şey. Yani ben böyle bir amel bilmiyorum. Yani birçok hadisler var ama namaz için efendim, oruç için ama cihat aslında bu amellerin de sıhhatli bir şekilde temin ve yapılabilmesinin aslında önünü açıyor sanki, değil mi hocam? Evet. Bir far gibi, yani bir karanlıkta giderken aracımızın farını nasıl yakıyorsak, cihat da bütün İslami emirlerin daha sağlıklı, daha Allah'ın razı olabileceği şekilde yapılabilmesi için ne yapıyor? Önünü açıyor. Cihat olmazsa bunlar kapalı alana sıkışıyor ve bu manada namaz kıl canım, oruç tut canım, zekatını ver canım, sana karışan mı var? Ama cihat dediğinde bütün İslam'ın emirlerinin yapılabileceği anlamı ifade ediyor ki cemi olarak bunu işte müşteşrikler ve batılılar asla kabullenemiyor hocam. Ve evet, bugün Hamas'ın cihadını kabullenemediği gibi. Burada cihat çok önemli. Bu hadislere feşliğinde evet, müthiş bir şey. Ben ona denk olan bir ibadet ya da amel bilmiyorum diye buyurması Efendimizin. Onun önemine evet, binaen söylenmiş bir hadis önemli, değil mi hocam? Bir de şöyle bir şey, yani evet, Türkiye'de biz hepimiz yaşıyoruz. Yani varlığımızın sonucu olarak seyahat etme, ticaret yapma, eğitim, özgürlüklerimiz, ibadetlerimiz, mezarlıklarımızın bulunması, öyle ya da böyle eşit haklardan istifade etme, yeraltı ve yersin zenginliklerinden istifade etme, tüm bunların hepsini biz bu ülkede gerçekleştiriyoruz. Evet. Fakat bu ülkede biz bunları gerçekleştirebilmemiz için bizim sınır güvenliğimiz de olması lazım. Eğer ülkemizin korunması noktasında, sınır güvenliği noktasında biz başarılı olamazsak, sınırlarımız kevgire çevrilse, orada gerekli güvenlik önlemleri alınmazsa veya şehir içlerinde jandarma ya da polis gerekli güvenlikleri almasa, İnsanlar özellikle sınırdan bakınca biz bu işe sınırlarımızdan, düşmanlar içeri girer, ülke işgalle karşı karşıya kalırsa ne bizim eğitimimiz kalır, ne seyahat hürriyetimiz kalır, ne ezan ibadetlerimiz kalır, ne bu ülkenin yeraltı ve iş zenginliklerinden elde etmemiz kalır, ne de can güvenliğimiz kalır. Buna hiçbirisi kalmaz. Can güvenliğimizin, yani insanca yaşamamızın garantisi tabiri caizse öncelikle sınır boylarında ülkemizin sınırlarının korunması ve evet, düşmanın işgaline karşı bir set oluşturulmasıdır. Şehirde de polis, emniyet güçlerinin görevlerini yapmasıdır. İşte İslam'da tam da cihat dediğimiz zaman sınır boylarının korunması, şehirde güvenliğin sağlanmasının rolü neyse cihat da işte budur. Evet. Cihat olmadığı zaman, yani cihat insanın, toplumun güvenliğini sağlar, geleceğe bakışının garantisi, teminatıdır, bir kalkan ortaya koyar. Cihat olmadığı zaman günahlar ve şirk, düşmanlar bu şekilde Müslümanların kalplerini, evlerini, mahallelerini, şehirlerini ve ülkelerini işgal eder. Dolayısıyla cihadın karşılığında ona denk bir ibadet yoktur, budur. Sınır boylarımız korunmazsa, ülkemiz işgallere karşı asker tarafından, güvenlik güçler tarafından korunmazsa, bizim can güvenliğimiz ve can emniyetimiz nasıl olmuyorsa, evet, eşittir buna denk geliyorsa, tıpkı bunun gibi cihat da olmadığı zaman kişinin ne sağlıklı bir ibadeti olur, ne sağlıklı bir kulluğu olur, ne de geleceğe bakacak bir özgür dünyası olur ki olmaz. Bundan hareketle cihat, evet, iman hayat ve cihattır. Evet. Evet, iman hayat ve cihattır. İşte bu ikisi bir araya gelince, imanı, üçü bir araya gelince bu anlamda hayatı oluşturmaktadır. Hocam Allah razı olsun. Buyurun o zaman efendim, şöyle dememiz hocam mümkün mü? Buyurun inşallah. Cihad aslında İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin bu manada bizim temel esas dediğimiz ibadetlerin yaşanması noktasında bizim önümüzü açacak ve koruyacak bir kalkandır. Kesinlikle.
Bu kalkan olmazsa savunmadır. Bu kalkan evet. olmazsa biz bu kavramı bir kenara koyarsak diğer ibadetleri de sıhhatli bir şekilde yapamayabiliriz. Mümkün değil. Evet hocam. Mümkün Allah razı olsun. Cihat yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun yolunda savaş ya da kıtal değildir. O hayatın her alanında yapılması gereken düşünsel, kalbi ve fiili bir sorumluluğun adıdır. İslam'da savaş ya da silahlı mücadele en son çare olarak kabul edilmiştir. Yenilginin kesin görüldüğü durumlarda da cihadın bu boyutu asla caiz değildir. Müminlerin canını ve malını, namusunu telef etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O halde yaşamış olduğumuz coğrafyada cihadın hangi aşamasında olduğunu bir mümin tespit etmeli ve ona göre cihadı anlayarak hayatında pratiğe indirmelidir deniyor hocam. Burada şurayı açalım hocam. Düşünsel, kalbi ve fiili bir sorumluluğun adıdır. Yani düşünce ve iman ve inanç noktasında önce bu cihadı anlayacağız, sonra mı pratiğe dökeceğiz hocam? Evet, zaten demin edep dediğimiz gibi evet. cihadın bir edep boyu vardır, bir inanç yani imani boyu vardır. Bir de eylem boyutu vardır bu noktada. Eğer bir eylem yani bir olay kalbi olarak içselleştirilmemişse, ona iman edilmemişse, onun yerine getirilmesi mümkün olamadığı gibi sürekliliği de mümkün olmayacaktır. Yani iman aynı zamanda bir aşktır, bir kararlılıktır evet. imanı başka bir ifadeyle. Bundan hareketle cihadın yerine getirebilmesi için mutlaka kalben bir tasdik, düşünce olarak bir onay yani kabullenmeyi beraberine getirmesi gerekir. Bu yoksa diğerleri de bu anlamda olmayacaktır. Evet. Burada cihadın yani sadece savaş olmadığını söylerken evet cihat kıtal Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime olarak kıtal harp mücadele. Evet. Yani mücadele suresinin son ayetlerinden işte onlarla en güzel bir şekilde mücadele et der Rabbimiz Efendimiz'e hitaben bize bu anlamda seslenir. Yine harp kelimesi geçmektedir. Yine kıtal kelimesi geçmektedir kavram ve bir de cihat geçmektedir. Cihat bu diğer kıtal, harp, mücadele tüm bunları içerisine alan bir kavramdır. Evet. Yani kıtal doğru cihattır ama cihadın bütün yönlerini içermez. Harp cihattır ama cihadın bütün boyutlarını içine almaz. Mücadele evet cihattır ama yine tamamını karşılayamaz. Ama cihat dediğimiz zaman işte burada aşama devreye girer. Aşama devreye girer. Bir kötülüğün ortadan kaldırılması noktasında İslam önce güzel bir mücadele yöntemini ortaya koyar. Kırmadan, dökmeden, ürkütmeden, şiddete başvurmadan sözlü davranış biçimi olarak evet. hakkın, hakikatin, muhatabın anlatılmasını beraberine getirir mücadele. Buna tebliğ diyoruz değil mi hocam? Tebliğ, davet, evet. işte duruş, tüm bunlar. Dolayısıyla cihat, cihat etme dedik ya, yani gayret ortaya evet. koymak. Hakkın ve adaletin, hakikatin egemen kılınması noktasında bir Müslümanın yapması gereken ama önce davranış, sonra sözel tebliğ ve davet, evet. sonra bunun işte diğer aşamalarıyla emir vererek, yasaklayarak, yapma diyerek yani tüm bu eğitim yollarını kullanarak o kötülüğün ortadan kalkmasını engelleyici davranış önce mücadele dediğimiz bu boyutta gelir. Ha olmadı mı o zaman işte kıtal dediğimiz evet. bir savaş ortaya çıkar. Yani bu kıtal büyük savaş değil. Yani lokal ya da bölgesel ya da yani bölgesel derken belli alanlarda harp daha büyüğünü beraberine evet. getirir. Kıtalın daha genel büyüğünü manada, genel evet. manada bir boyut taşır. Dolayısıyla burada İslam önce muhatabının gönlüne talip olur. Onu hidayete tabi kılma noktasında bir şey ortaya koyar davranış. Sonra diğerlerini kullanır. Birinci aşamada adam güzellikle ve güzel ikna yöntemleriyle ya da ambargo olabilir, şu olabilir, başka şeyler olur. Yani muhatabımızı öldürmeden, ölüme terk etmeden başka yöntemlerle eğer hidayete getirebiliyorsak, vesile olabiliyorsak evet. istenilen budur. Kıtal nerede ortaya çıkar?
Bizim hakikati anlatma, yani Müslümanların hak ve hakikati tebliği sunma noktasındaki faaliyetleri yürütürken eğer düşman güçler, kafir güçler bu bizim tebliğ ve davetimizi engelleme noktasında bir bariyer oluşturuyorlarsa o zaman kıtal yani savaş devreye girer. Yoksa onların bize fiziki anlamda müdahale etmedikleri müddetçe bizim onlarla kılıç kalkan ya da savaş silah ortaya koymamız caiz değildir, evet, mümkün değildir. Hocam Allah razı olsun. Bugün şu anda yani Filistin'de yaşanan bir gerçek var ki buradaki yazı şöyle diyor. Müminlerin canını, malını ve namusunu telef etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Çok güzel bir cümle. Aynen katılıyorum. Bir de şu anda Filistin'de yaşanan cana kasıt var, namusa kasıt var, mala kasıt var. Yani orada cihat bu manada savaş olarak en ön plana çıktı şu anda. Ve orada şu anda ne yazık işlenen bir katliam var hocam. Yani şu anda onların yapmış olduğu cihadın ta kendisi. Evet. Allah onlardan razı olsun ve yardımcılar olsun. Biz de inşallah bunu hem dillendirmiş oluyoruz. Evet. Hem sözler ile, sözlerimiz ile, hem de yardımlarımız ile, dualarımız ile mutlak manada destekliyoruz hocam. Allah razı olsun diyelim kardeşlerimize. Evet. Peki hocam, yaşadığımız coğrafyada, şimdi her coğrafyada dediğiniz gibi savaş gerekçeleri yok. Cihadı tespit edebilme noktasından biz bunu nasıl anlayacağız? Mesela burada diyor ki, cihadın hangi aşamasında olduğunu önce tespit etmelisin. Her insanda bu ilmi kariyer ya da okuma alışkanlığı farklı olabiliyor. Cihadı bırakın adamın İslam'dan haberi yok. Şimdi biz bu adama, yani bir insana, bir Müslümana cihadı nasıl anlatacağız hocam? Yani şu anda bakıyoruz toplumda çok acı noktalar yaşanıyor. Bunları görüyoruz. Yani şu anda o insana neyi anlatmamız lazım? Biz anlatırken bu sözlü cihattan bahsedebiliriz kendimiz için ama o onu nasıl anlayacak hocam? Bu da önemli şimdi, bir mevzu diye düşünüyorum hocam. Evet. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşım bir anlat evet. diyor. Diyor ki bir gün diyor işte bir sohbet ortamındaydık. Hoca efendi işte Tagut'tan bahsediyor ayetlerden. Bakara 256. ayet kerimede. Evet. Onun açılımını yapıyor diye söylüyor. Fakat oraya yani İslami altyapısı olmayan birisi de orada bulunuyor. Hoca işte bu kelimeyi kullandıkça adam bakıyor falan bir ara eğilip arkadaşa diyor ki ya hocam bu hoca Davut diyor ama bu Davut ne diyor yani? Tagut'u evet. Davut olarak anlıyor bu noktada. Şimdi dolayısıyla burada cihat için hangi aşamada, hangi seviyede olduğumuzu belirlemek bu çok önemli bir olaydır. Yani argo olmasa şöyle bir örnek verecektim ama vermeyeyim çünkü genç nesle bunu anlamaz. Evet. Dolayısıyla sözlerimiz bizim karşında bir tesir oluşturacaksa, oluşturmasını gerektiriyorsa bunu bu anlamda ortaya koymalıyız. Şöyle bir örnek verelim. Cihadın hangi aşaması? Öncelikle bilgilendirme, evet. tebliğ, davet dediğimiz şey. Bu önemli bugün değil bugün Türkiye'de hocam. Öncelikle bunun yapılması lazım. Evet. Yani tebliğ, davet, bilgilendirme, insanların hakikatin götürülmesi lazım. Şimdi arkadaşım bir tanesi meydanda hani bir Filistin çadırı var. Orada nöbet tutarken evet. Bir hanımefendi diyor geldi. Ona ikramda bulundum ben kendisine. Demiş ki bayan hanımefendi ben işte o deprem bölgelerinden orada yaşıyordum. Deprem oldu korktum. Oradan işte İstanbul'a gittim. Bu son deprem oldu ya Marmara depremi. Gene yakınlardaki. Bu defa orada gene deprem oldu. Oradan da kaçtım buraya geldim diye söylemiş. Arkadaşımız imandan, inançtan, ahiretten, hesap vermeden filan bunlardan bahsedince iman mı demiş ya ne demek iman demiş yani. Bilmiyor. Evet. Ya. Ezanların okunduğu bir ülkede bir hanımefendi, yaşlı diyelim ki 30, bizim insanımız. Evet. İman deyince diyor, ne demek iman diyor yani bu ne diyor, bana anlat dedi diyor yani bu nedir? Arkadaşımız kalkmış ona bunu anlatmış. Dolayısıyla Türkiye'de yani halkın %99'u Müslüman diye bir şey istatistik verilir yıllardan evet. beri de. Bu tabii ünlem işaretli bir şey. Bunu da insanımızın önce hakikati muhataplarına götürme noktasında yani İslam'ı bütün güzelliğiyle, edebiyle, evet.
tüm böyle savrulmalara ya da düşmanca tanımlara karşı, yani o operasyonları boşa çıkaracak şekilde İslam'ın besmelesini öne çıkaracak değerleri toplumla paylaşması ve toplumun her katmanında bunu yapması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de ben cihadın hangi aşaması derseniz, cihadın daha ilk aşaması, bilgilendirme, bilinçli kılma, anlatma, tebliğ ve davet işleri. Evet, tabii ki bunların hepsinin Kur'an ve sünnet boyutu var, tarih boyutu var, doğru, sosyolojik boyutu aynen var. Hocam. Tüm bunlar var. Ama evet, bunlarla birlikte bir Müslüman muhatabına, yani onun ortaya koyduğu günaha bakıp öfkelenerek ona şiddet ve lanet okuması bence çıkar bir yol şöyle değil, uygun da değil. Hocam? Evet, Allah razı olsun. Evet. Yani hasta olarak bir kanser hastası doktora geliyor. Belki bulaşıcı diyelim. Evet. Doktor yani sen nasıl gelirsin, bu hastalık bana da bulaşabilir demiyor. Evet. Onu tedavinin yöntemlerine bakıyor. Yani imani noktadan bu manada kalp hastası dediğimiz, yani bu toplumdaki yarayı bizim sarabilme adına bir şeyler yapalım derken, kırmadan, dökmeden, tebliğde de usulü yumuşak olarak yapıp güzel bir şekilde anlatıp onları bilinçlendirme noktasında bir tebliğ ortaya koyarken de şuradaki güzel bir yazı var, gene son cümlede geçmiş burada. Cihadın diyor nasıl tespit edilmesine bakmak istersen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada en güzel örnektir. Aynen öyledir. Öyle mi hocam? Aynen öyledir. Aynen. Biz onun nasıl cihad ettiğini, insanlara nasıl davrandığını, nasıl tebliğ ettiğini Efendimiz'e baktığımızda cihadın ve diğer ibadetlerin güzel boyutlarını insanlara aktarmada çok daha rahatlık ve kolaylık kendimiz için de sağlayabiliriz. Allah razı bu olsun. Çok müthiş bu bir çok şey. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Yani o Efendimiz, evet, başka bir söze gerek yok. Evet hocam. Eğer cihadın hangi aşaması ve nerede olduğumuzu bilmek için Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Evet hocam, Allah razı olsun. Vaktimiz daralıyor hocam inşallah, evet. 5 dakikamız kaldı. Firavunların, Nemrutların, Ebu Cehillerin ve onların çağdaş takipçilerinin en çok korktukları amelin adı cihattır. Seni korkuturlar ya da unutturmaya çalışırlar. Eğer başaramazlarsa seni uzet, seni inziva ya da Kabe'nin gölgesinde ibadete çağırabilirler. Aman ha, sakın aldanma. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birinizin cihada çıkması 70 sene uzrette ibadet etmesinden daha üstündür buyurmuştur. Evet, zaten bizim maksadımız da Allah'ın rızasını kazanmak değil midir? Evet hocam. Evet. Bu hadis-i şerifi ben çok hoşuma gitti hocam. Yani uzret ya da inzivaya çekilmek adına bir insan kendini nefsi cihat ediyorum adı altında bu manada sosyolojik yapıdan uzak, psikolojik yapıdan uzak, toplumsal yapıdan uzak bir şekilde ben İslam'ı yaşıyorum derse, bu da aslında cihadın birçok noktasını terk etmiş manasına gelir diye düşünüyorum hocam. Burada iki boyutta. Birincisi, evet, bu ruhban hayatısın, evet, dediğiniz şekliyle adam her şeyden elini eteğini çekerek bir ağacın gölgesinde ya da bir dağ başında ya da evin içerisinde ya da Kabe'nin gölgesinde hayatını nefsi boyutta yaşayarak, kendine ibadet ederek, tabiri caizse yani ibadetini Allah için yapıyor da kendine yönelik yapıyorsa bu ruhbandır, uzlet makamında olmaktır. Kesinlikle caiz değildir. Müslümanca yaşamanın caiz olan boyutu ya da kabul edilebilir boyutu nedir dediğimizde yine bir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işaret ederiz. Evet. Bak Resulullah'ın hayatına. O nasıl yaşlanmışsa, İslam'ın yaşlanabilir, kabul edilebilirlik boyutu işte budur, aynen, deriz. Aynen. Fakat günümüzde şöyle bir tehlike var. Hani eskiden yüzyıllar öncesinde bir insan, bir derviş tipinde diyelim, bir mağaraya, bir kulübeye ya da bir başka yere giderek bu çerçevede hayatını yaşayabiliyordu tek başına. Evet hocam. Fakat bugün tehlikeli bir başka boyutu da var. Adama neden sen hak ve hakikatin egemen kılması noktasında, İslami cihat noktasında kötülüklerin en aza indirgenmesi, iyiliğin yaygınlaşması noktasında niye sen bir faaliyet ortaya koymuyorsun, neden yoksun alanlarda diye sorulduğunda adamın ya işim çok efendim, zamanım yok, evet, işte çocuklar var, eşler var, dükkan var, para var, tarla var, başka bir şeyler var yani diyerek
kazanma adına, dünyayı kazanma ya da çok zenginleşme adına bir faaliyet ortaya koyarak, bir adanmışlık ortaya koyarak İslami faaliyetlere eğer zaman ayıramıyorsa bu kimse de uzlette olan kimse gibi sayılır ve kabul edilir. Evet. Buradan maksat şu anlaşılmamalı. Tabii ki insanın en tabi olarak rızkını kazanması caizdir ve kazanmalıdır. Dilenci ele aleme muhtaç olmamalıdır. Muhanete muhtaç olmamalıdır. Mutlaka. Kesinlikle bu farzdır. Ve yük olmamalıdır değil mi? Bu farzdır. Evet. Bir kimsenin alın teriyle parasını, rızkını kazanması, ailesini veya ihtiyaçları nelerse onları gidermesi farzdır. Evet. Ama günümüzde şöyle bir tablo var yalnız. İnsan kendine değil artık torununa biriktirecek şekilde bir çalışma ortaya koyuyorsa, kendine ihtiyacı yok. Evlatların da yok. Yani ne evlatların ne kendisinin ihtiyacı olmadığı halde kazandıkları, çalıştıkları şeyler, yani uğraş alanları, torunlarını bile ihya edecek boyutta olmasına rağmen hala İslam'a bir zaman ayırmıyorsa, İslami faaliyetlere, ibadete, cihada, Müslümanların yanında olmaya, malıyla, sağlığıyla, mülküyle, her şeyle Müslümanlardan yana olma noktasında bir gayret ortaya koymuyorsa, işte burada bir problem var. Evet. Bu da uzletin bir başka boyutudur. Ha tabii İslam'a hizmet fikirle, zihinle, kalple, bilekle, malla, her şeyle olur. Tabii ki bir Müslüman da yani ekonomik faaliyetleri çok yoğunsa, ha onu illaki bu parantez içerisinde söylüyorum, alanda görmek olmayabilir. Farzları yerine getirmekle birlikte malıyla o cihat eylemlerine destekleyici bir boyut ortaya koyuyorsa o boşluğu doldurabilir. O boşluğu doldurmuş evet, olur. Evet hocam, Allah razı olsun. Ama ne onu yapıyor ne başka şeyi yapıyor, çok kazanma hırsına yenik düşerek cihat eyleminde bulunmuyorsa bir kimse, tabii ki bu adam kaybeden kimse evet, diyebiliriz. Rabbim inşallah bizleri öyle kimselerden amin. Eylemesin. Amin. Ve onlara da inşallah hidayet nasip amin. Eylesin diyelim. Amin. Güzel bir hadis-i şerif vardı aklıma geldi, buraya not düştüm hocam. Bir mümin cihat etmeyi ya da cihat etmeye niyeti bu manada hayatını aksettirmez ya da kalbinden geçirmezse münafıklıktan bir şube üzere ölebilir. Allah muhafaza. Yani biz cihat etmekle mükellefiz hocam. Bu farz olduğu gibi niyet de etmemiz lazım. Hayatımıza yapabileceğimiz kadar da bunu yansıtmamız lazım. Ki tehlike var yani bu işin ucunda. Allah muhafaza. Evet. Rabbim bizi bundan da muhafaza eylesin hocam. Yani cihat bir insanı ya da bir Müslümanı dört ayaklı varlıkları ya da sürüngenlerden ayıran bir özelliktir. Evet. Örnek yani solucanların hiç cihat diye bir fikri, dünyası, aşkı var mı solucanlar? Sürünerek yaşar. Bir yılanın cihat diye bir kaygısı var mı? Yok. Yer, içer. Zamanı gelir, ölür, gider. Kabuk değiştirir, ölür. Ya da bir ayının böyle cihat diye bir dünyası var mı? Yeme, içmeden başka bir dünyası var mı? Yok. O zaman yani iki ayak üzerinde yürüyen bir varlığı adam eden şey, Müslüman kılan şey cihadın ta kendisidir. Evet, mücadele. Mücadeledir. Yani cihat olmazsa, mücadele olmazsa, ter, aşk, sevda olmazsa bir kimsenin Müslümanlıkla ilişkisi de olmaz. Evet hocam, Allah razı olsun. Yani varsa bile ilk başta elinden alınır, alırlar başkaları onların. Dolayısıyla solucanlardan olmamak için cihadı düşlemek lazım. Evet hocam, Allah razı olsun. Hocam sonuç olarak bağlayalım inşallah. Buyurun inşallah. Cihad etmek aşkı, sevdayı ve şehadet özlemini beraberinde getirir. İnanç, ilim, bilgi ve birikim. Bilinç, cihad için olmazsa olmazlardandır. Cahiller bu güzel ameli lekeler. Öyleyse bu manada bir mümin aşık olmalıdır. Çünkü aşık olmayan çileyi ve meşakkati göze alamaz. Rivayet olunur ki iki salih insan savaş meydanında atların üzerinde cihad ederken biri diğerine soruyor. Ben kendimi düğün gecesinde hissediyorum. Sen nasıl hissediyorsun deyince çok hoşuma gitti hocam bu da. Diyor ki kardeşim diyor sen aşık olmuşsun. Yani cihada Allah'ın dinine ilahi kelimatullahı yaymaya aşık olmuşsun. Evet. Ne güzel bir şey hocam. Rabbim bizlere nasip eylesin amin. İnşallah. Ne diyelim hocam? Allah razı olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Ekleyecek bir şey kalmadı hocam. Allah razı olsun. Peki Allah razı olsun. Rabbim inşallah niyetimizle cihadı hep böyle sağlam ve diri tutma bize nasip etsin. Amin. Amin. Evet TV izleyenleri bir düşünce ekseninde programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah
hayatımız cihat eksenli olur. Bu düşünce ekseninde bunu da ihmal etmeyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.